Satranç, Avusturyalı yazar Stefan Zweig'ın ölümünden hemen önce kaleme aldığı birkaç düz yazı metinden biridir. Zweig bu metni kaleme aldığı sırada karısı Lotte Zweig ile birlikte göç ettiği Brezilya'da evinin bulunduğu Petropolis kentinde yaşamaktaydı. Neredeyse tamamı Nazi işgali altında olan Avrupa'dan önce İngiltere'ye, ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne ve nihayet Brezilya'ya giden Zweig, gördüğü büyük ilgi nedeniyle ayrıca Nazilerden artık çok uzak oluşunun sağladığı güvenlik duygusuyla Brezilya'ya sürekli yerleşmeye karar vermişti. Ne var ki hem paraca hem de güvenlik açısından hiçbir kişisel sorununun bulunmaması Zweig'ı 2. Dünya Savaşı'nın korkunç atmosferinden bütünüyle uzaklaştırmaya yetmedi. Basından ve Brezilya'ya gelip giden tanıdıklarından savaşın ceryanını ve Nazilerin Avrupa'daki ilerleyişlerini, bu arada Gestapo'nun tüyler ürpertici cinayetlerini titizlikle izleyen yazar kendini giderek ağırlaşan bir karamsar atmosfere kaptırdı. Sonunda arkadaşlarına yazdığı bir mektupta "Sizler yeni bir gün doğumunu bekleyebilirsiniz. Benim buna gücüm kalmadı." diyerek 1942 yılında eşiyle birlikte hayatına son verdi. Ölmeden önce dünya biyografi edebiyatında bir eşi daha olmayan Montaigne biyografisini de tamamlamış bulunuyordu. Satranç işte bu koşullarda ve böyle bir atmosferin damgasını taşıyan bir öykü. Metnin en baskın özelliklerinden birisi ise mimari kurgusunun bütünüyle Zweig'ın uçsuz bucaksız diye nitelendirilebilecek psikolojik analiz yeteneğini ve gücünü temel alması. Stefan Zweig aynı dönemi paylaştığı hemen bütün Avrupalı yazarlar gibi Orta Avrupa'nın zengin ve üretken kozmopolit yani çok kaynaklı kültüründen nasibini fazlasıyla almış olan edebiyatçılarındandı. Bu kozmopolit kültür çerçevesinde 19. yüzyılın son çeyreğinden başlayarak gittikçe hızlanan bir yükselme dönemini yaşayan psikoloji bilimi yalnızca edebiyat alanında değil fakat sanatın hemen bütün alanlarında yönlendirici ve belirleyici rol oynadı. Başta Freud, Jung ve Adler olmak üzere çok büyük araştırmacıların yeni buluşları ve yöntemleri, sanatın temel konusu olan insanın yepyeni bir yaşamın akışı içerisinde çok daha gerçekçi bir görünümle betimlemeye başlamasına yol açtı. Bu yeni durum doğal olarak insanın hem içinde yer aldığı hem de yaratıcısı olduğu toplumsal olaylara da kalıcı damgasını vurdu. Stefan Zweig çok geniş bir psikoloji birikimini uğraşında bütünüyle kullanmış ender yazarlardandır. Onun dünya edebiyatında bir biyografi yazarı olarak kazandığı haklı ünün temelinde de bu özelliği, yani yazarlığının yanı sıra çok usta bir psikolog olması yatar. Başta Erasmus, Montaigne, Marie Antoinette ve Foça olmak üzere bütün biyografilerinde Zweig ele aldığı kişiyi incelerken onun psikolojik niteliklerinden yola çıkar ve bu niteliklerle içinde bulunulan dönemin karşılıklı etkileşiminden kaynaklanan genel bağlamı sergiler. Böyle bir betimleme ile karşılaşan okursa, anlatılan kişinin biriciklik niteliği ile tarihin oluşumu arasındaki ilişkiyi çözme olanağına kavuşur. Satranç, Zweig'ın biraz önce sözünü ettiğimiz psikolojik birikimini bütünüyle devreye soktuğu bir öyküdür ve bu öykünün baş kişileri tamamen yazarın biyografilerinde ele aldığı kişileri işleyiş biçimiyle sergilenmiştir. Bu metninde Goethe'nin klasik öykü kuramına bağlı kalan ve bu kuramın temel koşulu olan duyulmadık bir olayın sanatsal düzlemde işlenmesi ilkesi doğrultusunda bir anlatım mimarisi oluşturan yazar, olay yeri olarak New York'tan Buenos Aires'e gitmekte olan bir yolcu gemisini seçmiştir. Bu gemide tamamen rastlantı sonucu karşılaşan 3 kişi, yani yeni dünya satranç şampiyonu Mirko Šentović, sıradan bir satranç oyuncusu olan anlatıcı ve bir zamanlar çok usta bir satranç oyuncusu olan ama hayli zamandır satrançtan uzak kalmış bulunan Doktor B, öyküdeki duyulmadık olayın aktörleridirler. Ancak duyulmadık olay şimdiki zamana değil fakat geçmişe aittir. Çünkü Doktor B mükemmel bir satranç oyuncusu olmasını ve ilk maçta dünya şampiyonu Šentović'i yenmesini geçmişindeki son derece sıra dışı bir olaya borçludur. Asıl mesleği avukatlık olan Doktor B, büyük manastırların ve bu arada eski Avusturya hanedanı üyelerinin mal varlıklarını yönetmektedir. Bu işini Avusturya'nın Naziler tarafından işgalinden sonra da sürdüren Doktor B, mal varlıklarını el koymak isteyen Gestapo tarafından tutuklanır. Ancak Gestapo avukatı konuşturmak için son derece sıra dışı bir yöntem kullanır. Doktor B zindana atılıp işkenceden geçirilecek yerde normal bir otel odasına yerleştirilir. Fakat bu odada dış dünyadan mutlak anlamda tecrit edilir. Herhangi biriyle konuşması, haberleşmesi, odasında herhangi bir yayın bulundurması, kağıt ve kalem kullanması kesinlikle yasaktır. Yaşamındaki tek değişiklik arada sırada sorguya götürülmesidir. Ama bu sorgular dışında Doktor B tam anlamıyla bir boşluğun, kendi deyişiyle bir hiçliğin içerisinde zaman ve mekan dışı bir yaşam sürer. Bu tecrit durumundan ötürü artık ruhsal dengesini yitirmenin eşiğine geldiği sırada götürüldüğü bir sorgu sırasında beklerken birinin asılı duran pardösüsünün cebindeki kitabı ne kitap olduğunu bilmeksizin çalar. Odasına geri götürüldüğünde kitabın içinde 150 adet değişik satranç partisinin bulunduğu bir tür satranç ders kitabı olduğunu anlar.
Artık Doktor B için o korkunç tecrit durumu son bulmuştur. Her gün bu satranç partilerinden birkaçını tekrar eder. Hepsini ezberledikten sonra ise yenilerini kendisi kurgulamaya başlar. Ancak bunu yapabilmek için siyah ve beyaz taşlara göre doğal olarak birbirinin hasmı olan iki farklı kişilik geliştirmek zorunda kalacaktır. Bu noktadan öykünün şaşırtıcı sonuna kadarki süreç, aynı zamanda faşizmin insan ruhu üzerindeki baskısının ne korkunç sonuçlar verebileceğinin ve bireyin böyle bir baskı altında ne ölçüde parçalanabileceğinin anlatımını içerir. Doktor Bey geçmişindeki bu korkunç dönemden ötürü kurtuluşundan sonraki yaşamında zaman zaman akıllı mı yoksa deli mi olduğunu tam bir kesinlikle söyleyemediği bir konuma gelmiştir. 20. yüzyılda Avrupa Edebiyatı'nın en önemli deneme yazarlarından biri olan ve bir süreye Nazilerin toplama kamplarında kalan Avusturyalı Gina Meri, toplama kamplarına ait izlenimlerini dile getirdiği bir denemesinde bu kamplara gönderilen bir aydın için gerçekleşen ilk sonucun entelektüel ölüm olduğundan söz eder. Zweig'in Satranç başlıklı eseri, edebiyat alanında böyle bir entelektüel ölüm üzerine kaleme alınmış en yetkin metinlerden biridir.